Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dünyanın vahiretinin mutlak hakimi Hazreti Allah'tır. O Allah ki mülk O'nundur, yaratan, yaşatan, öldüren O'dur. Hamd, alemlerin Rabbi, hakimler hakimi Hazreti Allah'a. Salatu selam, iki cihan efendisi, Efendimiz'e, O'nun al ve ashabına. Değerli dostlar, Hazreti Muaviye zamanında Micranlı 200 yaşında bir adam vardı. Abid bir adam, alim bir adam. Halife onun methini duyar ve onu huzuruna çağırır. Ona şöyle der halife: "Ey zat, ey büyük adam, yaş olarak diyorum. Bize dünyayı anlatır mısın? Dünyada 200 sene ömür yaşadın." Adam şöyle der: "Afet yıllarını, bolluk yılları, bazen bolluk yıllarını, afet yılları, gece gündüzü, gündüz geceyi, doğan öleni kovalıyor. Ölüm olmazsa dünya insanlara dar gelirdi. Doğum olmazsa insan nesli tükenirdi." Peki Hazreti Muaviye der ona, "Var mı benden bir isteğin?" Cumhurbaşkanı, bak, başkan makamında. Adam, "Evet, senden iki şey istiyorum." "Buyur," dedi halife. "Geçen ömrümü geri verebilir misin? Veya gelecek ölümü benden uzaklaştırabilir misin?" "Hayır," der, "ben böyle bir şey yapamam." "Adam, o zaman sana ihtiyacım yoktur," der, ayağa kalkar gider. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları yolda yürürken bir koyun leşi görürler. Aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına der ki, "Bu koyun leşinin sahibinin yanında bir değeri var mı acaba?" Sahabiler, "Değeri olsaydı sahibi onu çöpe atmazdı." Efendimiz, "Allah'a yemin olsun ki Allah katında dünyanın değeri şu leş kadar yoktur. Şayet bir değeri olsaydı Allah'ı inkar edenleri, Allah'a karşı çıkanlara bir bardak su bile vermezdi." Değerli dostlar, Hazreti Ali radıyallahu anh halife seçilince şöyle bir balkon konuşması yapar. "Ey Allah'ın kulları, dünya sizden yüz çevirmiş gidiyor. Ahiret ise size doğru geliyor. Bugün hazırlık günüdür. Yarın ise hesap günüdür. Unutmayınız ki kazanç iki şekilde olur. Bir, dünya kazancı, mal ve evlatlar. İki, ahiret kazancı, güzel amellerdir. Sen ahiret kazancını tercih et." Bir gün Peygamber Efendimiz vaaz ederler. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etmiştir bunu. Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır: "Ey insanlar, Allah'ın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz haşr edileceksiniz. Dikkat edin, kıyamet günü ilk giydirilen Hazreti İbrahim aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetimden bazı insanlar gelecek ve ateşe atılması emredilecek. Efendimiz diyecek ki, 'Ya Rabbim, bunlar benim ümmetimdir, bunlar benim ashabımdır.' Allah-u Teala diyecek ki, 'Bunlar senden sonra ne kötülükler yaptılar bilir misin?' Efendimiz diyecek ki, 'Aralarında olduğum sürece ben bunlara şahit oldum. Benden sonra bilemem ya Rabbi, aziz ve hakim sensin.'" Tabi İslamiyet'i yanlış tanıttılar insanlara. Bir Müslüman asla bir Müslümanı öldürmez. Bir Müslüman asla bir insanın namusuna el uzatmaz. Bir Müslüman asla bir insanın malını yemez. Peygamber Efendimiz bunları bize yasaklamış. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize yasaklamış: Allah adına insanları öldürenler, bunların İslamiyet'le hiçbir alakası olmadığını bilelim. Allah Resulü sürekli şöyle dua ederlerdi: "Ya Rabbim, bana senin korkundan ağlayan iki tane göz ihsan eyle." Ukbe bin Amr radıyallahu anh bir gün Efendimizin yanına gelir ve "Ya Resulallah, kurtuluş nedir?" diye sual eder. Allah Resulü, "Diline sahip ol." Çünkü insanları helaka götüren dilleridir. İnsan bir kelimeyle, diliyle konuştuğu bir kelimeyle iman eder. Yine diliyle konuştuğu bir kelimeyle, haşa, neuzübillah, dinden çıkar. İnsan bir kelimeyle bir kadını nikahına alır, eşi olur, helali olur. İnsan bir kelimeyle o hanımını boşar, yanından gider, ona haram olur. Onun için bir, diline sahip ol. İki, evin seni sıkmasın. Lüzumsuz olarak dışarı çıkma, vaktini eşinle, ailenle geçir. Özellikle şu koronavirüs döneminde mecbur kaldık gerçi evde kalmayı, ama bunu alışkanlık haline getirelim. Gündüz işimiz var, işten gelince akşam zamanımızı eşimizle, çocuklarımızla geçirmeye çalışalım. Üçüncüsü,
Günahların için ağla ve tövbe et. Günahlarını aklına getir. Her akşam yatağına girdiğin zaman o günahlarından tövbe et, pişman ol. Şair ne güzel demiş. Ağlar mısın günahıma gözlerim? Ömrüm geçti, hiçbir şey anlamadım. Değerli dostlar, Allah korkusu bile insanın günahlarının affedilmesine sebep olabilecek bir şeydir. Onun için Resul-i Ekrem diyor ki, kulun vücudu Allah korkusundan ürperdiği zaman ağaçların yapraklarını döktüğü gibi günahları dökülür. Hayatında hiç iyilik yapmamış bir adam bir gün varislerine dedi ki, ben öldüğüm zaman beni yakın. Külümün yarısını denizlere, diğer yarısını da dağlara atın. Vallahi eğer Allah beni ele geçirmeye muktedir olursa, hiç kimseye vermediği bir azapla beni azaplandıracaktır. Çünkü hiçbir iyilik yapmadım hayatımda. Hayatım hep kötülükle geçti. Adam öldüğü vasiyeti ifa edildi, cenazesi yakıldı. Bir kısmı dağlara, bir kısmı da külün yarısı denizlere atıldı. Ol deyince olduran Hazreti Allah onu eski haliyle karşısına aldı. Ve ey kulum bunu neden yaptın? Adam dedi ki ya Rabbim sen benden daha iyi bilirsin ki senin korkundan yaptım. Yani kalbinde Allah korkusu vardı, günahkardı ama Allah'tan korkan bir insandı. Allahu Teala onu affetti. Yüce Mevlam bizleri affetsin. Yüce Mevlam günahlarımızı bağışlasın. Yüce Mevlam bizlere son nefesimizde kelime-i tevhid üzere ölmeyi nasip etsin.